Mesela hiç giyilmemiştir. Neden alınmış o zaman? Bir kere giydim. Abi etiketi duruyor. Sus sus. Ver ben giyeceğim bunları o zaman. Giydim ama çok giydim. Ben normal hayatımda biliyorsun ki hep aynı şeyleri giyiyorum. Müsrif girl ya. Patlatma da poşeti. Bir de onu toplamakla uğraşmayalım. Doğru söylüyorsun karıcığım. Bunu verelim. Ha? Pırasa'nın üstündeki kaç para? Bilmiyorum ne kadar sen aldın. İşte o yüzden sus. Ne kadar aldın bunu? Kulağıma çabuk söyle. Söyleyemem. Bununla çok anımız var Ceyda'yla. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık şık şık. Bugünkü içeriğimde Fırat yok. Yok yani yok oldu o anlamda. Sen istedin oğlum. Şaka şaka. Biz dedik ki şimdi toparlayalım benim kıyafet odamı. Çok fazla kıyafet varmış. Burada var. Daha yukarıda da var. Ayakkabılar var. Burada çantalar falan var. Sanırsın bir ordu giyiniyor burada. Tek kişinin giyim ihtiyacı bu kadar olur mu? Olmaz. Her gün bir tane giyse 365 gün farklı bir şey giyer. Doğru. Her gün eve yeni bir şey geliyor. Bunları araştırıyor CIA, FBI. Bakalım sonuçlara nobody knows. Nobody knows. Everybody knows. Nobody's gonna know. Everybody knows. No no. Peki kalk. Evet. Get out. Aşkım yer yok yer. Ben yerde kaldım. Yer var demek yerde kaldığına göre. Nasıl kalkacağım? Kalk seni. Tişörtün güzelmiş. Ben aldım. Dikkat et oralara otururken. Aman ha gözünü seveyim ha. Çok dağıldı. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Askıları asacağız yavaş yavaş. Vereceklerimizi de kenara ayıracağız. Bir şey diyeceğim. Hı. Kaç tane ayağım var? İki. Kaç ayakkabım var? Ne alakası var? Çok ayakkabım var. Bir daha gel ayakkabılarından kurtulalım ve bir daha ta ki canların önünde söz ver. Bir daha ayakkabı almayacağım. Canlarımın önünde söz veriyorum. Bir daha ayakkabı alacağım. Alma aşkım yeter bak. Ya sana ne? Arkadaşlar yemin ederim hep şöyle bak. Salona giriyorum bir şeye bakıyor. Ben bir tane ayakkabı alacağım ki bu son. Zaten başka da ihtiyacım yok artık. Kendine mi avutuyor, bana mı okey verdirtiyor, ne yapıyor belli değil. Fırat'cığım bazı ayakkabılar böyle bir yaz kullanılır. Bazıları vardır ki yıllarca giyilir. Kızlar hiç doğru mu? Doğru. Doğru, hayır. Şimdi birazdan göstereceğim. Ne? 15 yıl önceden ayakkabım var ve pırıl pırıl duruyor orada. Giy o zaman. Giyeceğim zamanlar geliyor Fırat. Ne yapayım günlük onlarla mı gezeyim yani her gün? Ben şimdi günlük... ne yapıyoruz? Bana anlat bakayım. Şimdi kalkıyoruz. Burada öyle bir şey olamaz ama. Ne yapacağım? Vereceklerimizi vereceğiz, vermeyeceklerimizi vermeyeceğiz. Bunu veriyor muyuz? Hayır ya. Tamam, bunu ne yapıyoruz? Katlayıp bir yere koyacağız ama sen böyle oturursan nasıl koyacağız? Ben nerede duracağım? İşte bir yer bul kendine köşe bul. Nereye vereceksin bunları? Yardım şeyine vereceğim. Star abla koltuğu değil mi bu ya? Bu verileceklerden biri. Tamam. Acaba bir tane torba getirip içine mi atsak bir yandan? He. Buradan nasıl geçeceğim? Ben geleyim. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Giyiliyor be. Ama bazen de giyilmiyor. Yalan yok. Bazen de giyiliyor. O torbalardan yok. Nasıl yok? Var. Bitmiş. Ya var. Ortadaki sepetin içine bak ya da masanın üzerine bak. Ortadaki sepetin içine değil arkasındaymış tamam. Sen belki de şuraya mı gelmelisin? Şurada bir tane bak beyaz boşluk var ya bakın. Şu beyaz boşluğu görüyor musunuz? Şu. Oraya nasıl sığayım Ceyda? Ayakların çok büyük ama. O yüzden olmuyor. Benim Kayserili bir fikrim var. Kayserili bir fikrim mi? Bir butik açalım diyorum. Bir yıllık malzememiz burada var zaten. Tamam al bunları. Ben bundan sorumlu olayım. Ben torba tutayım. Verileceklerden bir tanesi. Bunları daha çok güzel girls'ler bulacağım ben. Hepsine vereceğim. Mesela hiç giyilmemiştir. Neden alınmış o zaman? Alınmış. Üzerinde Brooklyn yazıyor diye havası olsun diye. Bir kere giydim. Neden alınıyor abi o zaman? Vermesem mi? Bir olsun. Onlara da yeni şeyler gitmeli. Neden alınıyor abi? Pantolon. Star abla pantolonu. Bu dursun düz beyaz bir şey. Ya da vereyim. Güzel. Temiz. Pırıl pırıl. Hiç giyilmedi. Neden aldın da abi o zaman? Bilmiyorum. Alınmış işte Fırat. Neden benim param bunlara gidiyor? Ben bunları merak içindeyim. Sen yoldan almışım işte. Almayı seviyor. Giymeyi değil. Pembe eşofman al. Kadın almak için alıyor. Giymek için almıyor. Hiç giyilmedi. Bir kere giyilmedi bari. Ver ben giyeceğim bunları o zaman. Tişört. Abi etiketi duruyor. Sus sus. Abi neden? Kaplumbağa sen neden? Sen gerçekten müsrif bir girl'sun ha. Hayır. Ceyda kendine gelmesin. Aşkım her videoda değişik şey giymek zorunda kalıyorum ben. Giymemişsin ki bunları. Yer gelmedi. Ceyda zaman... genelde aynı şeyleri giymiyor mu videolarda aynı benim gibi? Siz de biliyorsunuz izleyen canlar. Evet hep aynı. Çünkü bir can 3 haftadır takip eder, abone olur ve bütün videolara like atar. Aynı zamanda abonedir. Bir de cancıklar vardır. Onlar Ceyda'nın ne giydiğini bilmez. Onlar hep farklı bir şey giyiyor zanneder. Çünkü sen cancıksın. Cancık sen bir kere bile giyilmemiş, bir köşeye atılmış, unutulmuş bir beyaz tişörtsün. Hem de basic. Üzerine hiçbir şey yok. Ama canlar çok güzel. Üzerinde New York falan yazıyor onlara. New York can. Bunları diyorum ki birkaç tane de böyle şey var. Etikete duruyor cancık bu. Bir iki tane paketim var. Sizden gelenler de göndereceğim. Ekleyeceğim onun içine. Bunu da oraya ekleyeceğim. Neden? Yepyeni aldım. Sebebini öğrenebilir miyiz? Gerçekten merak ediyor herkes. Yani neden? Bazen alıyorum hoşuma gidiyor. Sonra diyorum ki olsun bunu da hediye ederim. Allah belan versin öyle şeylerim var. Var yani ne bileyim. Ne o? Nesi hoşuna gidiyor? Giymek rengi için çok güzel. Turuncuydu. Bende de olsun hastalığım var. Hayır yok öyle bir şeyim yok. Rengi güzel benim de olsun. Arkadaşlar hediye edilebilir aldığınız her şey. Allah Allah ya. Ben bunu hediye ediyorum. Haberin var mıydı senin onun ait olduğunu?
olduğunu sende. Sen de olduğunda var mı? Var var. Benim dedim burada animasyon çizgi filmi çıkar. Ceyda'nın unutulan kıyafetleri. Hepsi giyilmeyi bekliyorlar. Evet evet, giyilmeyi bekliyorlar. Tam bir Pixar animasyon çizgi filmi bak. Ama sonra bir bakıyorlar torban içinde. Nereye gittiklerini hiç bilmiyorlar. Onları bir macera bekliyor. Bunu ben kaç yaşında aldım biliyor musunuz? 18 falan, abartmıyorum. 18 yıldır duruyor. Giydim ama çok giydim. Bunun fotoğraflarım var. Canlar Instagram'a takip edenler bilir. Çok güzel bir parça. Zamansız bir parça. Tarz bir şey ve değişik yani. Bir daha da bulunmayacağı için hiçbir zaman vermedim bunu. Ay telefonum çalıyor. Sebebi ne ola ki? Merak da ettik hepimiz. Eve biriniz gelseniz, arada böyle bir şeyler alıp gitseniz farkında olacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Benim şu uyum neredeymiş demez. Zaten en son biz biliyorsunuz bir gelinlik fotoğrafları çekmiştik. Ceyda son gün dedi ki ben gelinliğimi çıkartayım dedi. Akşam saat 12 diyor ki gelinliğim yokmuş benim. Nerede diyor? Burada olmalıydı, yok diyor. Gelinliği nerede haberi yok. Ya bu içine giydikleri şeyler değil mi? Sizin astar mıdır nedir? Bunu bilirler storylerden falan. Bunu ben de biliyorum. Çünkü pink en sevdiğim marka. Evet, kimmiş? Geldim abi. Bunu giyiyorsun hep. Bu senin... Düştün. Pink. Aa, çok severim. Pek severim onu, ben çok severim. Makyaj yapıyor ya kız. Bir tane kız var ya. Böyle yüzünü boyuyor renkli renkli. Çok severim ben bunu, çok severim. Zaten bir tane koşuda giydiğim bir şeyim var. Her sabah storiesinde kaç tane şey giyiyor bir bakın. Giyin. 3 tane. Hani bir taneydi? 1-2 tane daha var. O kadar. 2 tane. Ama her gün koşuya giden bir insanı düşünebiliyor musun Fırat? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben görüyorum sahilde, yemin ediyorum her gün farklı şey giyiyorlar. Bunu nasıl başarıyorsunuz ya? Zaten bütün başımıza ne geliyorsa modayı takip. Ben takip etmem. Hiç modayla işim olduğunu gördün mü? Bu çok güzel çıkmış bu sene, alacağım falan dediğim. Ben giderim eski şeyler bulurum. Sürekli bana diyorsun ki bir şey gösteriyorsun. Bu ne ya diyorum. Fırat bunlar bu sene çok moda diyorsun. Bunlar tekrardan moda oldu diyorsun. Hiç dinlememişsin beni be Fırat. Ben seviyorum. Bunlar bu sene moda oldu diyorum. Bende vardı eskiden, atıyorum bir şey almışım 10 sene önce. Hala modayı ben belirledim diyorum. Arkadaşlar 10 sene önce aldığım şey bu sene moda olmuş. Ben de diyorum ki bunlar bu sene moda oldu diyorum. Sen yanlış anlıyorsun. O bende var olan şeyi söylüyorum sana. Tamam peki. Ha, geçen söylediğim terliği diyorsun sen. Ay o ne öyle? Ama çok sıcacık tutuyor ayakları. Ah. Tüylü müylü şeyler. Bunu vereyim mi? Veriyorsan ver. Vermedi. Vereceğim. Bir sürü şey vereceğim. Verirsin zaten. Da bir torba çıktı zaten. Şimdi. Evet, biri sıfır veriyor. Bunu verelim ama bu biraz yazlık. İçine giyilen astar değil mi? Evet. Yok. Bluz. Bluz. Bunlar şeyler. Verelim mi? Hiç giymemişim, verelim. Sıfır. Sıfır. Giyilmemiş. Kazak veriyorum. Üzerinde etiketi var. Okay. Kaç para bunlar ya? Bir şey diyeceğim. Sırf bunu var diye sırtını aldın değil mi Ceyda? Evet, böyle ters giymek için aldım ama kazak giymedim. Neden giymedin? Kazak giyemem, çok sıcak çünkü. Ben havalar soğursa diye düşündüm, hiç soğumadı havalar. O zaman bunu... Aralıkta soğuyacak zaten. Bu kazağı da size koyacağım, kutuya ayırayım mı? Kimin umurunda ki? Who cares? Ayırdımdı. Bak mesela bu sweatshirt'ü koyuyoruz. 2 kere giydim. Arkadaşlar bazen de geliyor işte böyle mesela. Alıyoruz 1-2 kere giyiliyor. Sonra videolarda aynı gözükmesin diye farklı alıyorum. Ne yapayım? Sen bile almaya başladın. Günlük hayatında giy. Ben video için alıyorum alacağımı. Bana bunu alıyor videoda giy diye. Ben bunu 5 gün giyiyorum zaten. Bak aynen. Şu an giydim ya. Öbür videoya kadar bunu giyiyorum. Sonra yeni bir şey giyiyorum. Ben akıllıyım. Ben normal hayatımda... Biliyorsun ki hep aynı şeyleri giyiyorum. Evet zaten o yüzden neden bu kadar şeyin i̇şte olduğunu merak ediyoruz. İşte bu yüzden video çekeceğiz olarak. Şey olmasın diye alıyoruz. Sonra ne oluyor? Ne oluyor? Kalıyor işte, giyilmiyor. O yüzden de veriyorum. Ben ama başkasına faydası olur. Refik girl ya. Şunu da vereyim. Bu nasıl? Sweatshirt. Bakayım. Bunu ben ne gördüm ne duydum bu geçen evimde. Geçen sene çok giydim. Ben karımın bunlara sahip ama olduğunu bilmiyorum. Tertemiz bunlar, hepsi temiz. Bana sürekli bir bilgisayar parçası alıyorum diye şey yapıyor mu? Zaten buradan 5 tane 3090 RTX çıkar ha. Bakalım. Şuraya atıyorum, dikkatli ol. Patlatma da poşeti. Bir de onu toplamakla uğraşmayalım. Doğru söylüyorsun karıcığım. Ama çıkamadığım için o da elini uzatmadı hiç. Hiç yardımcı olmuyorsun Yunus. Elle çekeceğim. En ufak bir şey tutunca 50 lira daha fazla para alıyor arkadaşlar. Evet abi. Amerikalı sanki. Bu benim şunu iş tanımımda yokmuş. Öyle diyor. Bir yere giderken giymelik. Nereye giderken giymelik mesela? Mesela bu, atıyorum bir yere bir şey sundum. Ne kombini yaptık bunda? Bu Star Wars'a giderken falan mı giyeceğiz? Evet. Mesela? Özellikle tek bir şey için. Ulan demek ki programlar vardı böyle kombin yorumlama. Orada diyordu ya bunu sonbaharda pikniğe giderken elma toplayacağız. Ve aynı zamanda da piknikte hardallı somon yiyeceğiz. O yüzden bunu giydim. Yani somona yakışır bir ton seçmiş orada. Ya demek ki doğruymuş. Kadınlar tek bir olay, tek bir spesifik an için ayrı bir kıyafet giyebiliyorlar. Sen şimdi sunuculuk yapmaya gideceğiz. Ne giyeceksin? Bununla mı gideceksin? Bak sunuculuk başka bir şey. Aynı şey işte. Bunu da sunuculukta giymiştim. Zaten bir daha belki ihtiyacım. Bunlar da mı sunuculukta giyilecek? Her şeye cevabın var. Bu nedir? Kot ceket. Bunu giyiyorsun. Evet. Bunu Ceyda Ateş'ten arkadaşımdan aldım. Sen bunu şeyde giymedin mi ya bizim Blender programında? Evet. Verilir mi? Verilir mi? Güzel giydik. Bunu giyiyorsun. Bu sene hiç giymedim. O zaman ver. Hayır. Şimdi kızlar bunu biliyorsunuz giyiyorsun. Bazı şeyleri biz alıp ayırıyoruz. Bunu da verebilirim ama artık. Bu zaten takım bunlar. Bunu yeni evet. Ceketiyle pantolonla takım. O cowboy gibi. Bunu mavi cinsten almışım. Uygun fiyatlı bakabilirsiniz. Orada bir kürk mü var orada? Hayır, kürk değil tabii ki de. Bunu veriyorum, güzel bir hırka. Aşağı kürkü olanlar yazsınlar, banlayayım.
Bu yalan bir şey tabii ki. Bu zaten neyin kürkü olacak? Bu ne? Uzay porsuğu ne? Aslında bunu da... Bunu kimse giymez Ceyda. O doğum günü hediyen. Böyle göster. Hatırlarsanız videodan. Video yukarı geliyor. Bak o videoyu izlemediniz. O çok güzeldi. Güzel oldu. Barbie girl. Güzel bir kalabilirim. Benim doğum günüm geliyor 3 Ocak. Fırat'ınki de 11'i. Günlük vlog gelsin diyorsunuz. Biz size haftalık vlog çekmiştik. İzlememiştiniz. O yüzden bir şey gelsin dediğinizde aslında bilin ki o bir kere gelmiştir. İzlememiştir kimse. Ben onu bir daha çekmiyorumdur. Bana yazıyor. Abi aç da izleyelim çek. Güzel kardeşim ben de çok seviyorum. Ama kimsenin umurunda değil sinema, film, dizi. Ne yapayım ya? Şimdi bunu vintage'cıdan almıştım. Hiç giymedim. Ne yapayım sizce? Ceketi, yeleği. Bir dursun bunun sona doğru gene bakarız. Beyaz kot ceket. Çok giydin ama ver. Hiç giymedim desem yeri. Öyle mi? Başka bir beyaz kot ceketim var demek. Evet. Sivet gibi bir şey bu böyle. Krem. Krem. Hiç bana yakışmayan bir renk varsa nedir biliyor musunuz? Krem rengi. O zaman niye böyle bir şey aldın Ceyda diye sor. Bilmiyorum. Böyle bir şeyimiz var. Bunu Yeti giyiyor galiba. Dev şört. Bunu giyiyor muyuz? Elbise bu aşkım. Bu elbiseymiş. Evet. O zaten biraz yazlıkımsı. Kalmış orada o. Giyiyor muyuz, giymiyor muyuz? Giyiyorum. Her şey yeni alınmış zaten. Pek eski bir şey görünmüyor. Çünkü bir ara sen bütün her şeyden kurtulmuştun. Bunu ben hiç görmedim. Canlar bilir ki şey videosunda giydiğim takım bu. Ne videosunda giydiğim? Bunu verelim. Ha? Bu çok açık. Aşkım yok. Göbekli. Şimdi tabii pandemi olduğu için de giyinemiyoruz arkadaşlar. Evin içinde ne yapayım? Bunları mı giyeyim aşkım? Sen bana güzel görünmek için mi giyiyorsun? Millete güzel görünmek için. Dışarı çıkarken giyinmek için. Evde bunu mu giyeyim göbeği açık? Mana. Bana güzel görün. Ya aşkım evde tişört giyiyorum. Utanmasan benim pijamalarımla gezeceksin. Sana veriyoruz galiba. Verebiliriz. Çıkarttığına göre. Ama sıkıştırıp atma bak. Ben katlı koyuyorum. İnsanların evine gidecek bu. Bu nedir ya? Allah'ını sev. Bu ne ya? Tatlı gelinlerin telaşı askılık style'la. Ben bunu giydiğini hiç görmedim. Bu zaten ne biliyor musunuz? Bu Allah'ın markası görünmeyecek diye ödüm kopuyor. Ne oldu? Marka görünmeyecek diye çok korktum değil mi? Böyle bir şey var mı ya? Bunu verelim. Daha hiç giymedim. Biraz çok para verdim. Hiç giymedim ve çok paramı bir kere, verdim. İki kere giydim. Giydim bunu giydim de para verdim yani. Kaç para? Kulağıma söyle. Ne? Bir dakika ne dedin sen? Nerede altın parçaları? Nerede zümrüt kakmaları? Bunu yapan ustanın son eseri mi bu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet pahalı ama... Ceyda ne diyorsun sen? Tişört bu yavrum. Pahalı ama böyle şeylerimi 10 sene falan giyiyorum ve hiç bozulmuyor. Ceyda'cığım tişört bu. Değil ne işte anlamı bu var? Bu da tişört. Dünyada 5 tane mi var bundan? Bak, neden? 3 kere giydim yaptın? Şey oldu anladın mı? Yamuldu. Ama bu da tişört. Giydiğim halde bir şey olmadı. Ceyda'cığım tişört bu. 10 tane tişört alırsın. Bırak bozulsun öbür tişörtler. Bozulmaz. Her tişört bozulmaz. Bak 10 tane tişört alırsın kaliteli diyorum. Sen bunları kaç para veriyorsun? Fırat'ın üstündeki kaç para? Bilmiyorum ne kadar sen aldın. İşte o yüzden sus. Ne kadar aldım bunu. Kulağıma çabuk söyle. Söyleyemem. Çabuk söyle. Ben bunu çıkarıyorum. Onu evin girişine falan asın forma gibi. Böyle bir şey olamaz ya da ben böyle kabul etmiyorum. Ben 30 liranın üzerine bir şey giymem. Bunu Hamul göndermişti bize sağ olsun ama bunu ben pek giyemedim. Bana uymadı bence. Combing girl. Olur da yarın plazada işe girersem diye tuttuğum plaza takım. Lazım olur bir videoda. Kostüm yaparım. Bunlar etekler. Ya bu eteğini hiç sevmiyorum bu arada. Hiç görmedin ki. Gördüm hiç yakışmıyor. Daha yeni aldım. No yakışmıyor. Şunu ver ya. O bak düştü zaten. Kendinden attı kendini. Hayır. Güzel değil yavrum. Beğenmiyorum. Giyme o zaman. İngilizce hocası bu. Altına da siyah çizme giymiş. Bak Allah aşkına. Görüyorsun. Evet. Sen YouTuber'sın ya. Onun altına spor ayakkabı sweatshirt üzerine giyince çok güzel oluyor. Kızlar coming out. Lan o gene aklıma geldi o program ya. Ne garip insanlar kazandırdı o bize programı. Diyordu ya ben İngilizce hocasıymışım. Öğrencilerime sınav yapmaya sözlüye gidiyormuşum. Sözlüye gitme kombine ayrı. İlginçtir ama işte yerinde kıyafet giymek. Kaliteli insanlar da vardı. Onlar kazanamıyordu zaten. Biraz abartılı. Böyle gerçekten seviyor modayı. Kombin yapmaya gitmiş. O kazanamıyordu. Onu eziyorlardı. Nerede abuk subuk var o parlıyordu. Türk halkı olarak televizyonda. Evet. Bir severiz abi. Evet abi. O yarışmalardan bir tane kız gördüm ben geçen gün. Çok güzel bir modacıymış zaten. Böyle kot ceket markası yapmış. Bayıldım. Ya vardır tabii ki de. Sonuçta meraklı olan gidince şey diyordur. Benim manyakların arasında ne işim var dedirtiyordur yani. Bu nedir? Bu acıdır. Bunun mesela, fiyatı kaç paradır? Bunu ta bir programa katılırken almıştım Tutsak dizisinde. Sabah programına katılmıştım. Ezgi Sertel'in programına. Oraya giderken hani ben öyle yapıyorum bu arada her şeyi. Bir yere gideceğim zaman alıyorum. Alıyorum o sonra böyle duruyor işte. Sanırsın her gün bir yere gidiyor. İşte bir gideceğim zaman alıyorum diyorum. Hepsi bir yere giderken alınmış olsa sen şu anda zaten Türkiye'de her yere gitmiştin. Gitmişliğim vardır belki. Bu ne? Bunu ver. İnce bir kazak. Verdik. Hem yer açıldı sana da bak iyi oldu. Tabii zaten yapmak istediğim bir şeydi. Zaten yapacağımız bir şey içeriye çeviriyoruz. Çeviştirdik. Bizim olayımız bu. Bir tane kazağım var bunu vermeyeyim. Başka hiç kazağım yok. Tamam. Bir kot ceket, elbise. Çok güzel bir elbise. Verelim. Madem beğendin. Şu altındaki ne? Perde mi o? Tulum. Çok güzel biliyor musunuz böyle? Bir şeyden varlığından haberim yok. Bir bebek kıyafeti gördüm tulumu çok beğendim. Evet. Arkadaşım da dikiyordu dedim ki bana bundan diker misin? Oldu ama çok rahat edemedim kumaşı bebekler içinmiş. Bebek rahat edebiliyorsa sen de ederdin Ceyda. Edemedim bebek böyle duruyor. Ben ne yapıyorum? Gibi olmadı. Bu tamam bu doldu. Deminki beyaz kot ceketi verdiğimiz için Yunus, bu kot al ceketi. 50 lira. Devam edelim. New York Maybelline. Bu ne? Vatka.
Kandırıyor milleti, vatka takmış. Nereye takılıyor vatka? Takmışsın. Nereye takılıyor? Sen vatka mı takıyorsun normalde? Niye takayım vatka aşkım? O bir model yani. Gene kapı çaldın. Sanırım yeni kıyafeti geldi Ceydan arkadaşlar. Kim o? Duydunuz, kargo. Fırat, maske aldım, maske. Gel gel sen gel. Bunlar Ceydan satın aldıkları arkadaşlar. Ya of aşkım, her video aynı şakayı yapıyorsun. Yok yok, bunlar sizden gelenler. Tabii benim için en değerli olan sizden gelenler. Mesela şunun gibi şeyler bak. Ya evet. Kardeşiyle ablası yapmıştı. Evet, birlikte yapmışlardı. Bu arada küçük tabii. Bu Sheila Burita. Sizden gelenler var. Markalardan gelip de böyle hani kendini duyurmak isteyen markalar da gönderiyor. Haklı olarak. Onlara da destek olmuş oluyoruz. Onların da ismini söylüyoruz. Bize çok özel yaptılarsa biz alıyoruz. Çünkü bizim için özel olmuş oluyor. Ama mesela böyle paylaşabileceğimiz şeyler için de size hem markalardan hem gelen böyle bir kutu hazırlıyoruz tabii ki. Evet. Ama ben diyorum en güzeli öyle gönderdikleriniz. Onları her zaman böyle baş köşeye tutuyorum. Zaten onlar birikince bir tane stand yapacağım eve. Böyle takipçilerimizden gelen anılar diye onları koyacağım. Çok güzel olacak. Bravo. Allah belanı. Allah belanı. Ve lütfen maddiyatı olmayan şeyler gönderin arkadaşlar. Bana böyle bir mektup yazsanız yeter ya. Biz onu bana anı için biriktiriyoruz. Yani Fırat'a mektup yazın arkadaşlar. Ne oluyor ya ya yavrum? Al bunu giyiyorsun. Bunu hiç vermiyoruz diye düşünüyorum. Hep giyiyorsun. Aa, bu çok güzel çünkü. İşte böyle şeyler değişik. Bir daha bulamam ki. Bu benden size bir tavsiyedir arkadaşlar. Don't text your bunu ex. Verelim abicim. Sen evli kadınsın. Bunun giymene gerek yok. İşte ben evlendim mi? Geç saçma sapan hareketler yapmayın demek istiyorum. Eskilere mesaj atan cancıktır. Bir dakika, sana eskileri mesaj mı atıyor? Hayır. Ben evlendim diyorum yani. Benden evli, evlenmeyenlere tavsiyeler. Bu nedir? Verebiliriz. Bir tişört. Dur, yeni şey torba açmamız lazım. Torba nereye gitti? Kayboldu. Ha, oradaymış. Ay, torba bitti. Hiç yani gerçekten limon, bir kere limon giydim bu tişörtü de, veriyorum. Zaten yani bir, gerçekten demene gerek yok, onu anladık Ceyda. Biz daha çok senin bunu düzenli giyiyorum dediklerin konusunda yalan söylediğini düşünüyoruz değil mi canlar? Hayır. Şu montu verebilirim. Aa, o sana çok yakışıyor bak, o elbise. Aa. Çok tatlı oluyorsun. Teşekkür ederim. Dursun o zaman. Ben kocan olarak seni neyi de seviyorum? Neyi de bir, seviyorsun? Bir, bol eşofman kapşonlu. İki, tulum. Evet. Çok beğeniyorum. Bunlar. Teşekkürler. Bir de şey, İspanyol paça pantolon. Mesela bunu hiç görmedik. Video için aldım. Kapakta böyle renkli hani şey olsun, siyah beyaz kalmayalım diye. Keşke giyseydin. Diye. Çok daha güzel giyemedim olur işte. Tamam, tek bunu giyeceğim. Verme. Bunu giy. Giydikten sonra veririz. YouTuber renkleri. Bunu giyiyorsun. Giyiyorum. Bu arada bunları ben çok ucuza alıyorum ha. Kendi tişört kapşonlu markamızı mı çıkarsa? Aa, çok mantıklı. Ceyda'nın tasarımları. Bir kere giyecek, bir daha giyemeyecek ürünler. Bir kere giyecek, bir daha giyilmeyecek ürünler. Ha, giyer misiniz derken üzerinde ne oluyor ya, çap çap yazmaması lazım. Aa, tabii tabii. Herkesin seveceği gibi böyle mesela renkli bir tarz. Cancıklara da satılsın. Cancık diye tişört çıkartan bir de can diye. Bakayım bir. Tatlı bir tişört. Bunu neye aldın sen? Mickey. Sırf Mickey'li tişörtün olsun diye mi aldın Ceyda? Evet. Olmasın Mickey. Sormaya korkuyorum. Kaç. Benim de böyle bir tişörtüm olmasın Mickey. Sırf bu yüzden aldım. Şaka yapmak için aldığım şeyler var. Yok değil. Fırat. Hadi bakalım. Boş yapma. Bunları. Ne giyiyorsun? Az önce farkındaysanız farklı rengini astık. Bunu veriyorsun. Ver. Neyi bakayım? Aa, onu verebilirim. Giydim. Giyilmemiş. Videoda. Bakın. Hayır, burada videoda duruyor çünkü. Videoda giydim. Ben böyle giyiyorum. Bunu çıkarmak çok zoruma gidiyor. Üşeniyorum onu çıkarmak. Spor yaparken giydiğim üçüncü şeyim de buydu. Ha, ben almıştım. Evet. Nereden almıştın bunu? Eskişehir'den. Evet. Ben bir gün Ceyda'ya Pink markasını çok seviyor. Şey alışveriş yani yapmaya gittim. Sizin sweatshirtlerinizi seviyor. Hangisini beğenir dedim. Bana gösterir misiniz dedim. Aldım, geldim. Ceyda onu gönderdi. Gitti. Onun yerine iki tane aldı geldi. Üzerine biraz para ekledi tabii. Üç tane aldım arkadaşlar. Üzerine biraz para ekledi tabii. Ama çok az ekledi. Genel olarak ben bir hediye aldığım zaman Ceyda geri iade ediyor ve farklı bir şeyle geri dönüyor. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü aldığı eşofman takımı yani gerçekten pazardan zaten o eşofman takımını alırsın yani. 60 liraya, 50 liraya, 40 liraya. Ne bileyim, kız onu gösterdi bana. Kız o kadar kötü bir şey bilerek yapmamıştır ama ve o kadar pahalı ki. Yani evet, etmez ya, o kadar. Ben demiştim ki ne satıyorsunuz acaba? Ben de gittim iade ettim. Yerine düşünün. 3 tane sweatshirt aldım. Ve üzerine 100 lira falan bir şey ekledim yani. Öyle. Çok garip bir şey bak. Bu şort içi bunun. Bakın size göstereceğim. Bakın bakın ne anlatacağım. Ana. Evet, çok değişik bir şey aslında. Çıplakmışsın gibi görünüyor. Önünü bir açıyorsun. Altında şortun var evet, ama. Evet. Aslında güzel. Troll bir şeymiş bakın, bu. Bakın bu öyle. Ha, bunu acaba videoda giyer miyim şey videosunda? Ne videosu? Klip. Düşünün. Klip çekçesi. Büyük sana bu. Ver böyle bunu, ver. Bakın aslında ceket ama. Tamam, ver bunu, ver. Vallahi yoruldum ya. Aşkım o sakın ha. Neden? Parfüm o. Cam sil gibi. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi evrim? Ben Ceyda'nın at olduğunu söylemiştim. Hatırlıyorsunuz. Benim karım at. Demiştim yani, yediklerinden ve aksesuarlarından belli oluyor. O fırçayla böyle bacaklarınızı, kollarınızı falan fırçalayabilirsiniz. Ne yapıyorsun, deri mi döküyorsun? Ölü deriyi de alt atıyor, şey yapıyor ama böyle. Bir dakika, canlandırıyor. Bir dakika, bu ne bu? Niye yine bu hiç giyilmemiş. Çıldıracağım. Hiç giyilmemiş. Zamanı gelmedi zamanı. Mevsimsel bir şey bu. Giyilecek. Look at this. Shiny girl. Vermiyoruz galiba. Bunu yeni aldın diye düşünüyorum. Evet. Arkasını göster, onu çok güzel. Ay, bunu aksikse.
Bir tane daha mı ikili şeyin oldu? Hadi bakayım. Birini verdik işte. Bunu mesela çok istemişlerdi benden, biliyor musun? Hediye geldiğinde. Ve ben bunu bir iki kere giydim. Vereyim mi bunu? Ver ver. Ama bunu buraya koyacağım. Çünkü bizim takipçilerimiz çok istemişti benden bunu. Tamam peki. Size de bir kutu yapıyorum. Gerçekten bir kez giydim. Ha bak bu güzel. Zaten... Bunu size. Zaten verecektim. Güzel çünkü. Bizim kızlar dedim beğenir dedim. Ceda o kutuda ne kadar çok eşya alacak? Tek çok kişiye olacak. Mi vereceksin? Evet tek kişiye vereceğim. İsterse mesela ailesiyle paylaşır, arkadaşlarıyla paylaşsın. Bu en az 20 kişiye etiketlesin, bölüşsünler bari. Yani işte etiketlediğiniz arkadaşlarınızla bölüşün, bir sürü şey var. Bu? Vereyim artık ya. Ver. Tamam. Bu ne? Ha veriyorum. Hiç giymedim. Yani 20 yıldır duruyor. Ha giydim ha giyeceğim. O hediye aşkım. Paketinde duruyor ya. Henüz açılmamışlar. Aa bu mont çok güzel. Paketlerinde rengi. Duruyorlar. Bir tane daha var mor. Çıldıracağım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim arkamda dükkan mı açıyorsun sen? Şey gibi yandım. Dükkan açmışım aslında ben. Bu da sizden gelenlerden de. Evet. O bebek de. Yani böyle yaptığınız şeyler tabii çok daha kıymetli oluyor. O bebeğin sen olan versiyonunu gönderdi bu sefer. Ha, evet. Benimki de geliyor. Look at this. Arkama güzel. Koyarım bilgisayarın oraya. Hatta ben onlardan Ceyda'ya, Ateş'e anne oldu ya, onun bebeğine Barbie bebek yaptırdım Ceyda'yı. Ne güzel bir hediye değil mi? Kendimi övüyorum şu an. Hayır niye söyledim? Böyle şeyler yapabilirsiniz. Çok güzel. Bebek 30 günlük arkadaşlar. 4 yaşına geldiğinde Barbie'lerle oynamaya başladığında. Evet. Belki de o zaman Barbie olmayacak mı? Olur Barbie olur, her Barbie. Sene var. Oynamaya başladığında diyecek ki bu benim annem biliyor musun? Verebiliriz. Aa, yılların efsanevi şeyi. Giydik işte. Vay be. Koca yürekli Ceyda Kasabalı. Bununla çok anımız var Ceyda'yla. Evet. Hiçbir şeye bağlanmayın arkadaşlar bu hayatta. Hiçbir kıyafete, hiçbir eşyaya, hiçbir maddeye. İnsan demedim. İnsanlara da güzel. Bağımlı olmayın. Bağlı olun. Bağlı. Bağımlılık kötü. Ya bunlar... Fırat! Daha yeni geldi onlar. Onu anneme aldım. Size aşağıya bir link koyayım. Ayakkabılarıma mı basıyorsun? Yok hayır, ayakkabıların kıyafetlerinin altında ezilmiş. Alışveriş merakının altında ezildin. Şirin ayakkabıları bilirsiniz. Çok şirin bir kız. Look at this mess. Look at this. Müsrif haram girl. Look at this ya. Ah, işte bu da o aldığım Fırat'ın hediyelerini verip... He bunu almıştım. ...siliklerden biri. Bunlar ve yerlerde sürünüyor. Saftirik şimdi indirdik hepsini. Bunlar pluslar. Onu verebilirim ama bilmiyorum. Verdiğim kişi umarım kızmaz. Bu ne ya? Yok yazın giyer ki güzel. Bu ne ya? Kotla ne? Giyer bluz. Kızım bunun içine kim sığar? Ben sığdığıma göre birileri sığdı. Bu senin üstünü kapatıyor mu? Kapatıyor. Bakacağım. Çekil bakayım. Büstiyer. Çok güzel bir elbise. Bunu da vereceğim diye ayırmıştım. Kalmıştı zaten. Hiç bunu giyilmediği giyiyoruz. İçin. Bravo. Bu hediye geldi zaten bana. Bakayım. Giray'la Cansu almıştı. Doğum günümde. Bana da kumbara aldı. Para biriktir diye. Gördü tabii karımın nasıl kıyafet aldığını. Sağ ol Giray. Ayakkabıları görmek istemiyorum. Etiketli ayakkabı görürsen yenimi keseceğim. Benim iki tane ayakkabım var. Gencolar. Gösterirsem şimdi sen ayakkabıların rezil olursun bu kadar. Giyemiyorum ki hepsi patlak yırtık bilmem ne. Yo gel gidelim gösterelim. Sokağa hava attın. Tamam lan. Ne bu? Kaç tane ayakkabın var senin? Yırtık olmayan ama. Evet, evet. Patlak evet, olmayan. Evet. Üç. Göreceğiz şimdi. Şimdi göstereceğiz. Şimdi tekrar. Göstereceğiz abi. Poşetlerimizi dışarı çekelim. Arkadaşlar ben bittim. Tamam bunlar size vereceklerim. Tabii daha var. Koca bir kutu. Güzel şeyler olacak. Zaten nasıl olsa bana gelmiyor biliyorsunuz. Geçen sefer yaklaşık olarak 70-80 paket açtık. Bundan daha fazlaydı. 4 tane falan bana bir şey geldi. Şimdi herkes mesaj atıyor. Bu sefer sana gönderdik diye. Göreceğiz. Arkadaşlar benim ayakkabılarım bakın. Bir tane bu var. Yamulmuş gitmiş. Yamulmuş gitmiş mi? Yeni aldım. Ama tamam yamuldu gitti. Yalan atma. Bu bir arkadaşlar yeni alındı. İki botları. Bir saniye bir dakika. Görüyorsunuz yırtık. Abi benimkilerin de hepsinin iyi bir yerleri yırtık. Ben göstereyim mi? 3. 3 dediği ayakkabının haline bak arkadaşlar. Nesi var? Pırıl pırıl. Bakar mısın? Neredeyse şey hiç giyilmemiş. 6 falan tertemiz. Bunu bu tamam. Bak 4. 3. 4. 2 pardon. Bu yırtık. 1. 2. 4 ve 5. Bunlar ayakkabı demezsin herhalde. Bu ne ya bu? Bunlar hiçbir dışarı çıkarken giyilmez. Ya çok benim yalan. 2 tane ayakkabım var. Ya sen çok dümencisin. Dümen boy. Ben ayakkabılara iyi bakıyorum diye. Seninki yırtık diye. O senin problemin. Haberim. Size bir dolap düzenleme videosu çekerken size dahil ettik daha doğrusu biz çekerken. İçindekilerden ayırdıklarımız var, göndereceklerimiz var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta video efsane. Daha çekmedik, fikir belli değil. Olsun. Ya belli de daha yetişecek mi o belli değil. Belki başka video olacak. Güzel, güzel. Ama zaten güzel olacak. Çünkü cansın sen. Sen beğenirsin. Kendine iyi bak, bay bay.